bir bardak suyla tüm arzularınızı tezahür ettirmek ister miydiniz? Suyun bir hafızası var ve bu tekniği uygulayarak bunu gerçekten başarabilirsiniz. Bunu ilk kez duyduysanız size biraz ilginç gelebileceğinin farkındayız ama bu bir gerçek ve bilimsel olarak da kanıtlanmış bir yöntemdir. Üzerinde binlerce yıldır yaşam sürülen dünyamız ve doğduğumuzdan beri içinde yaşadığımız bedenimizin büyük bir kısmı sudan ibarettir. Suyun hayatlarımız için nedenle önemli olduğunu zaten biliyorduk. Ancak Dr. Masaru Emoto bildiklerimizi adeta farklı bir boyuta taşıdı. Peki Dr. Emoto ne yapmıştı? Şimdi biraz bunu dinleyelim. Dr. Masaru Emoto, su deneyleriyle ünlenen ve temelde suyun ifadelerini yakaladığını iddia eden bir bilim insanıdır. Geliştirdiği teknikle su kristallerini çok soğuk bir odanın içerisinde son derece güçlü bir jiroskop yardımıyla çok hızlı bir fotoğraf çekim tekniğiyle görüntülemeyi başarmıştır. Bu teknikle henüz yeni donmuş olan su kristallerini fotoğraflamayı başarmıştır. Dr. Masaru Emoto, deneylerinde iki tipte su kullanmıştır. Öncelikle çok temiz kaynaklardan gelen ve kendilerine sevgi dolu sözler söylenen su örnekleriyle çevre kirliliğinin yoğun olduğu bölgelerden alınan ve negatif düşüncelere maruz bırakılan su örnekleridir. Yapılan deneyler sonucunda çok temiz kaynaklardan gelen ve kendilerine sevgi dolu sözcükler söylenen su örneklerinin aynen kar tanelerinin modeline benzeyen çok parlak, yoğun motifli, simetrik ve çok renkli desenler oluşturdukları görülmüştür. Buna karşılık çevre kirliliğinin çok olduğu bölgelerden gelen veya negatif düşüncelere maruz bırakılan su örnekleri ise koyu renkli, asimetrik ve tamamlanmamış motifler oluşturmuştur. Japon bilim insanı Dr. Masaru Emoto, su kristalleri üzerine yaptığı deneylerle suyun düşüncelerimizden etkilendiğini ortaya koymuştur. Emoto deneylerinde farklı sözler ve müziklerle seslendirilen suların kristal yapılarını incelemiştir. Sonuç olarak sevgi, minnet gibi olumlu duygularla seslendirilen suların kristallerinin daha düzenli ve güzel olduğunu, öfke, nefret gibi olumsuz duygularla seslendirilen suların kristallerinin ise daha dağınık ve düzensiz olduğunu gözlemlemiştir. Onun bu araştırmasını bu kadar popüler kılan nokta ve ispat ettiği şey ise düşünce ve duyguların fizik ve realiteyi etkilediği gerçeğidir. Aynı noktadan alınan su örneklerine yazılı ve sözlü kelimelerle veya müzik yoluyla değişik duygular, düşünceler yönlendirildiği ve odaklanıldığı zaman su kendi ifadesini değiştirmektedir. Bu keşif bize bilmediklerimizi öğretmiştir ve üzerinde yaşadığımız dünyanın en kıymetli kaynağıyla ilgili olarak yeni bir şuur seviyesine ulaşmamızı sağlamıştır. Bu araştırmanın ve keşfin sonuçları bizlere üzerinde yaşadığımız dünyayı ve kendi sağlığımızı nasıl pozitif olarak etkileyebileceğimizi göstermiş ve devrim niteliğinde bir farkındalık yaratmıştır. Bu bilgiler ışığında bugün sizlere isteklerinizi tezahür ettirebilmeniz için çekim yasasının çok güçlü ve bilimsel olarak kanıtlanmış bir tekniğinden bahsedeceğiz. Bu güçlü tekniğin adı su tekniğidir. Hadi başlayalım. Bir bardak su ile bütün isteklerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Çünkü suyun bir hafızası var. Bunu ilk kez duyuyorsanız size biraz ilginç gelebileceğinin farkındayız. Ama bu bilimsel bir gerçek ve kanıtlanmış bir yöntemdir. Şimdi bu tekniğin nasıl çalıştığını ve onu nasıl kullanabileceğinizi size öğreteceğiz. Bu teknik suyun çok güçlü bir enerjiye sahip olmasına esas alıyor. Birçok araştırmacı bu tekniği oldukça güçlü ve önemli olarak addetmektedir. İlk adımda boş bir sayfa ve bir kalem alıyoruz ve tezahür ettirmek istediğimiz şeyi yani dileğimizi yazıyoruz. İsteklerimizi olumlama şeklinde de yazabiliriz. Yalnız bu adıma geçmeden önce arzularınızın zihninizde net bir şekilde belirlendiğinden emin olmalı ve temiz bir zihinle yazmalısınız. Daha sağlıklı olmak, hayatınızın aşkını bulmak ya da gösterişli bir eve sahip olmak. Bu dileklerin büyük ya da küçük dilekler olmasının bir önemi yok. Dikkat etmeniz gereken tek şey dileklerinizi yazarken kullandığınız zaman dilimidir. Ne isterseniz yazabilirsiniz ama tek yapmanız gereken yazdığınız şeyin şimdiki zaman diliminde olmasıdır. Size yazabileceğiniz bazı örnek cümleler söylemek istiyorum. Hayalini kurduğum o muhteşem işte çalışmaya başlıyorum. Ruh eşimi buluyorum ve onunla tanışıyorum. Yaptığım işte dünyaya katkıda bulunuyorum. Kariyer planımda yükseliyor ve istediğim noktaya geliyorum. Baktığım zaman iyimser ve umutlu yolları görüyorum.
Tekniğimize devam etmeden önce sizi bir konuda uyarmak istiyorum. Bu teknikte yapacağımız uygulamalar büyü ve benzeri uygulamalardan biri değildir. Bunlar tamamen bilimsel gerçeklerdir. Bu tekniği kullanarak yaptığımız şey enerjimizi bilinçaltımızda oluşturduğumuz resmin tezahür ettirilmesi koşuluyla yönlendirmektir. İsteğinizi bir kağıda yazdıktan sonraki adım bir bardak su almaktır. Suyunuzun temiz ve içilebilir olmasına özen gösterin. Bir sonraki adımda kağıdımızı bardağın üzerine koyacağız ama öncesinde dilerseniz onu katlayabilirsiniz. Evet, ikinci adım kağıdınızı bardağınızın üzerine dikkatli bir şekilde koymaktı. Şimdi sıradaki adım enerjiyi aktive etmekle ilgilidir. Ellerinizi aşırı bir ısınma hissedene kadar birbirine sürtmenizi istiyorum. Uzunca bir süre avuç içlerinizi birbirine sürttükten sonra her iki avucunuzu bardağın her iki yanına koyarak ellerinizin arasında akan enerjiyi hissetmenizi istiyorum. Sonraki adımda ise gözlerinizi kapatıyorsunuz ve dileğinizi söylüyorsunuz. Dileğinizi dile getirdiğiniz adım sesli ya da içinizden konuşma şeklinde gerçekleşebilir. Şimdi konsantre olun ve dileğinize odaklanın. Bunu yaparken derin bir nefes alın. Dileğinizin enerjisini bedeninizde hissedene kadar onu tekrar etmeye devam edin. Bunu yaparak güçlü bir enerji oluşturmuş olursunuz. Şimdi dileğinizin gerçekleştiğini gözünüzün önüne getirin. Gözlerinizi açmayın, elleriniz aracılığıyla enerjinizi suya göndermeye odaklanın. Şimdi enerjinizi hafızaya alacaktır. Bunu birkaç dakika veya tamamlandığını hissedene kadar yapabilirsiniz. Şimdi gözünüzü açın ve suyu için. Tekniğimiz bu kadar basittir. Bu tekniği her sabah ya da akşam yatağa gitmeden önce kullanabilirsiniz. Oldukça kolay ve etkili bir tekniktir. Her dilekte farklı bardak su kullanmalısınız. Bu tekniği günlük bir rutininiz haline getirin. Bu teknik bir büyü değildir ama hayatınızda büyüleyici bir etki yaratabilir. Dileğinizi tahmin ettiğinizden daha erken gerçekleştirirken kendinizi bulacaksınız. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğene basmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı, diğer videolarımızdan haberdar olmak ve kanalımıza destek olmak için abone olup bildirimlerinizi aktif hale getirmeyi unutmayınız. Aklınızın gücü sizinle olsun.